Arkadaşlar geçen derste sebe genel olarak din mezhep ilişkisi üzerine biraz değindik. Bir giriş yaptık. Biraz kavramsal çerçeveyi çizmeye çalıştık. Buna devam edeceğiz. Bugün biraz daha mezhepleşmenin genel sebeplerinden yani İslam'da İslam toplumundaki mezhepleşme tecrübesine geçmeden evvel e, mezhepleşme dediğimiz olgu neden oluyor? Bunun genel sebeplerine biraz değinmek istiyorum. Biraz da mezhebin doğası üzerinden konuşmak istiyorum. Şimdi bir kere mezhepleşme dediğimiz olgunun temelinde bir kere insan faktörü yatıyor. İnsan hilkat olarak ihtilaf üzere yaratılmış bir varlık. Yani ne demek istiyoruz? Aslında insan Allah tarafından her yönden sadece dış görünüşleri itibariyle değil. Yani hepimiz dış görünüşlerimiz itibariyle farklara sahibiz. Aslında bu farklılıklarımız sadece dış görünüşümüzle ilgi sınırlı değil olaylara yaklaşım tarzlarımız, ilgilerimiz, bakış tarzlarımız, bir meseleyi değerlendirme şeklimiz vesaire gibi şeyler de aslında farklılaşıyor. O yüzden insan ihtilaf üzere yani farklılık üzere yaratılmış bir varlıktır. Ve bu aslında bu ihtilaf Cenab-ı Hak tarafından da murad edilmiş olduğunu görüyoruz. Yani ayet-i kerimede de buyuruluyor ki Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Bu aslında bize şunu görüyor, yani de, demek ki dilemedi. Farklılık üzerinde farklılık olarak farklı farklı yaratılıyor olmamız, ihtilaf üzere olmamız aslında mezhepleşme dediğimiz olgunun en temelinde yatan e, sebep olduğunu görüyoruz. E, bunun dışında insanın bu bireysel farklılığının dışında bir de insanın sosyal bir varlık olarak, toplumsal bir varlık olarak e, bir başka insanla diğer insanlarla ilişki içerisinde olan, olmak zorunda olan bir varlık oluşu olması hasebiyle de onlarla geliştirdiği ilişkilerde de farklılıkların olması. Orada da insanın aslında bir nevi diğer insanlarla imtihan içerisinde olması. Zaten din dikkat ederseniz sadece İslam, sadece insanın, insana bir takım bireysel yükümler yüklemiyor. Yani İslam sizin odanızın bir kenarında yapacağınız tapınma eylemleriyle, sınırlı olan bir din asla değil. Sadece bireysel hayatınızda gerçekleştireceğiniz bir takım ritüellerden oluşan bir din değil. İslam aslında sizin hem bireysel yaşamınızı düzenlemek isteyen, buna dair bir takım hükümler ve kaideler koyan, ama öte, öte taraftan da diğer insanlarla olan ilişkinizde düzenlemeye çalışan bir din. Ve biz tarih, insanlık tarihimiz boyunca iş bölümü esası üzerinde birçok şey, kurum geliştirdik, birçok şey geliştirdik. Bunlar içerisinde işte insan da bir başka insanla gir, ilişkisine girdiğinde ahlak dediğimiz, etik dediğimiz bir takım kurallar, sınırlıklar gündeme geliyor. Din de bu alana müdahale ediyor. Din de bu alanda bir takım esaslar koymak istiyor. İşte bu ana bu noktada insanın dinle de, diniyle de imtihanı söz konusu olabiliyor. Yani insanın toplum içerisinde to diğer insanlarla ilişkilerinde güçlü olabilmek e, amacıyla güç devşirirken işte dinin ondan istediği bir takım ilkelerle esaslarla bazen çatışması gündeme geliyor. O yüzden burada e, ileride mesela mezhepleşmenin tarihinden bir takım Müslüman toplumdaki mezhepleşmeye götüren olaylardan bahsederken, işte bunun gerisindeki aslında bu sosyolojik yönlere de işaret etmeye çalışacağız. Yine mezhepleşmenin genel sebeplerinden bir tanesi de o dini topluluğu. Bu İslam söz konusu olduğunda peygamberimizdir. O liderin dini topluluğun oluşmasına sağlayan, onun görüşleri, onun bakışı etrafında toplanan topluluğun peygamberi lideri zamanında bir birlik halindeyken o liderin Hayattan ayrılmasından sonraki süreçte o topluluğun işte bir nevi imtihanı başlıyor. Ve bu peygamberi liderin sonrasındaki dönemde de o döneme intibak noktasında... ...işte bu mezhepleşme dediğimiz şeylerin temelinde olan ihtilaflar burada başlıyor. Aslında bir nevi inananın peygamber sonrasındaki dönemde de bir sürü imtihanı neticesinde ihtilaflar oluşuyor. Yine mezhepler, mezhep dediğimiz olgu, inananlar topluluğunun e, ilişkiye girdiği diğerleriyle olan münasebetleriyle de şekilleniyor. Bu da mezhep dediğimiz yapının fikirlerinin veya tavırlarının oluşmasında çok etkili. Şimdi yani bunlar aslında bakarsanız her grup için söyleyebilir, yani sadece İslam için değil. Başka herhangi bir din hatta başka herhangi bir belli bir lider hareketi etrafında toplanmış, bir ideoloji etrafında toplanmış gruplar içinde söyleyebileceğimiz şeylerdir. Yani bu grupların mensuplarının bir takım çıkar çatışmaları olabilir, bir takım aralarındaki güç savaşları olabilir veyahut da bireysel farkların daha ilerlemesi gibi olabilir vesaire. Yani bunlar aslında her topluluğun bir lider etrafında oluşmuş, her topluluğun liderlerinden sonraki dönemde karşılaşabileceği bir tecrübedir Şuna dikkat etmek lazım. Şimdi dinamik olgular olarak görmek lazım. Gelişen, değişen, dönüşen olgular olarak görmek lazım. Mesela erken dönemlerde kendini has sistematiği, metodolojisi, fikirleri olan bir takım kişiler vardı. Bunlar etrafında mezhep dediğimiz yapılar da oluşmuştu. Ama onlar yaşamadılar bir kısmı. Mesela İmam Taberi'nin mezhebi olduğundan bahsedilir. Süfyan-ı vesaire. Fakat bunlar yaşamı daha sonra müntesip leri olmadı ve bunlar tarihe karıştı. O yüzden dediğimiz gibi mezhepler aslında böyle birer canlı organizma gibi varlığa geliyor. Daha sonra kimisi bir takım sahiplerle geniş bir kitleye ulaşabiliyor, kimisi ulaşamıyor. Ya kayboluyor ya bir başka mezhep içerisinde karışıyor veyahut da zaman zaman daralıyor, küçülüyor da zaman zaman genişliyor. Bunun ilerleyen süreçte zaman zaman mezhepleri eğer bir ders belki mezhepleri mercek altına alacağız. Oralarda bunları daha net görme imkanımız olacak. Peki şimdi şu soruyu soralım. Bir mezhep nasıl oluşuyor? Bu aşama öyle hemen oluşabilen bir şey midir? İlk derste söylemiştik aslında mezhepler başlangıçtan itibaren planlı hareketler değiller. Yani bir masa başında oturulmuş işte şu şunu yapacağız, şöyle yapacağız ve şu tarihte çıktığımızı ilan edeceğiz tarzında böyle bir yapılar değiller. Mezhebin ilk ortaya çıkışında bir sivil inisiyatifin olduğunu görüyoruz. Yani diyelim ki toplumunun alışık olmadığı veya beklemediği bir durum ortaya çıkıyor. Yeni bir durum ortaya çıkıyor. Erken dönemleri düşünelim mesela. Müslümanlar çok kısa sürede büyük toprakları fethettiler. Burada daha önce hiç tanımadıkları, bilmedikleri kültürlerle, dinlerle ve medeniyetlerle karşı karşıya geldiler. Şimdi bu karşılaşma onların daha önce hiç gündemlerinde olmayan bir takım soruları, meseleleri gündeme getirdi. Şimdi burada bu yeni sorulara ve sorunlara cevap üreten alimler çıkıyor. Burası mezhebin daha ilk başlangıç aşaması. Ben bunu biraz sivil inisiyatif diyorum. Şimdi bu sivil inisiyatif bir karizmatik şahsiyet veya il, bir ilim adamı, bir alim ortaya bir çözüm ortaya koyuyor. Toplumu etkileyen bir meseleye, soruna bir tavır alış ortaya koyuyor. Bir cevap üretiyor. Bir başkası başka bir cevap üretiyor. Öbürkü başka bir cevap üretiyor. Ve ne oluyor? Bu görüşler etrafında bazısı insanların teveccühüne mazhar oluyor. Mesela diyelim ki bir alemin bu yeni çıkan bir mesele karşısında bir duruş sergiliyor. Bu duruş etrafında bir kitle bunu takipçi oluşuyor. Yani o sivil inisiyatif cemaate doğru evriliyor. Daha henüz mezhep değildir bakın. Cemaat aşaması mezhep aşaması değildir. Yani bir kişi var kişi etrafında onun metodolojisini, fikirlerini benimsemiş, tavrını, fikirlerini doğru bulmuş bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi bu grup kendisini diğer Müslümanların diğerlerinden ayırt etmeye başlarsa yani biz mesela Ebu Hanife'nin takipçileriyiz. Biz onun halkasıyız demeye başladığında kendisini alı, ayır, ayırıcı bir, nakı, bir takım isimlerle, kimlik inşasıyla ortaya koymaya başladığında daha sonra da biz ne düşünüyoruz, biz nasıl hükümler geliştiriyoruz, neyi takip ediyoruz, bizim görüşlerimiz nelerdir gibi bir sistemleşme aşamasına girdiğinde ve buna dair de literatür oluşturmaya başladığında, yani yazılı metinler vermeye başladığında mezhepleşme noktasına çok ciddi bir adımın atıldığını söyleyebiliriz. Özellikle sevgili arkadaşlar kurucu imamdan sonraki kuşaklarda biz neyiz, kimiz, biz ne ne düşünürüz, fikirlerimiz nedir? şeklinde kendisine kadar gelen mezhebin görüşlerini sistemleştiren bir kişi çıkarsa ben bunu ikinci adam diyorum. Bu mezhep haline gelmede çok etkili oluyor. Bu ikinci adam yani sistemleştirici o cemaati mezhepleştiren en önemli kişi oluyor. Çünkü hem o cemaati ciddi anlamda ayırt edici bir kimlik sunuyor. Biz neyizin, neyiz ne değilizi ortaya koyuyor. Bunu sistemleştiriyor ve buna dair literatür oluşturuyor. Bu aşama çok önemli bir aşama arkadaşlar. Genellikle bu aşamaya gelmiş olan o hareket bir mezhep haline gelmeye başlıyor. Ve buradan bu sistemleşme ve literatür oluşumuyla kurumsallaşmaya gittiğinde, diyelim ki işte Hanefi Medresesi gibi. Hanefi şey bu. Bizim şey e, diyelim ki en üstteki alimimiz şudur. Şu şöyle hareket eder. Bu böyle yapar. Şu şöyle. Bir kurumsallaşmaya da gittiğinde artık karşımıza bir mezhebi yani kendi içerisinde mesela mezhep imamı, müştehit alim vesaire gibi bir takım böyle hiyerarşiler de oluşmaya başlıyor. Bizim mezhebin teşekkülü artık burada tamamlanmış oluyor. Fakat mezhep teşekkül ettiğinde yani artık birileri kendisini ben Hanefiyim, ben Eşariyim vesaire gibi bir kimlikle tanımladığında kendisinin bir amentüsünü, sistematiğini, fikirlerini ortaya koyan bir müstakil bir yapı olduğunda, mezhep olduğunda aslında hikaye yine bitmiş olmuyor. Hikaye devam ediyor. Ne oluyor? Çünkü bundan sonra mezhep oldunuz ama mezhep olarak kalma durumu var. Kalıp kalmama durumu var. Bu da bu hikayenin de mezhepten mezhebe değiştiğini görüyoruz. Az, az evvel bahsettik bazı mezheplerin müntesibi kalmıyor zaman içerisinde. E, tarihe karışıyor veya bir başka mezhep içerisinde eriyor. Bazısı mesela Eşerlik gibi imamının zamanında bir mezhep olarak bile görünmüyordu. İmam Eşşari kendi zamanında bir imam olarak bile, mezhep imamı olarak bile görülmüyordu ama ne oldu? Özellikle öğrencilerin öğrencileri zamanında bir geniş bir halk kitlesine yayılması, devlet desteği al alması vesaire gibi bir sebepler ee, bir bakıyorsunuz Eşhariliğin İslam dünyasının en geniş katılımlı, en geniş intisaplı yapısı haline gelmesine sebep olabildiğini görüyoruz. Başka mezheplerde ise genişleme, darlam, daralma şekline de gelebiliyor. Bazen çok ilginç hikayeler de olabiliyor. Mesela mezhebin dinleşmesi gibi. Mesela 12 İmam Şiili içerisinde 1800 yıllarda ortaya çıkan Babilik hareketinin ilerleyen süreçte Bahailik şeklinde müstakil bir din haline geldiğini görüyoruz. Yani bir mezhep diyebileceğiniz yapı bugün artık bir din haline gelmiş. Veya Hanbeli bir Sufi olan Şeyh Adi bin Müsafir'in Tekkes etrafında oluşan tarikatın iki nesil sonrasında artık yavaş yavaş başka bir dini yapıya bürünmeye başladığını, bir süre sonra da müstakil bir din gibi görünmeye başladığını görüyoruz. Bugün mesela kendisini yezidiler örneğini vermeye çalışıyorum. Müstakil bir din olarak ortaya sunuyor. Biraz süre öncesinde böyle bir yaklaşım yokken mesela şu an yine kendi sosyolojik şartları itibariyle kendisinin müstakil bir din olduğunu ve İslam'la hiçbir alakası olmadığını özellikle savunan bir yapı haline geldiğini görüyoruz. O yüzden mezhepler aslında bir yol hikayesi. Yolda hani bir yola çıkarsınız, hedefinize varır varıncaya kadar hiç beklemediğiniz, ummadığınız hikayeler yaşayabilirsiniz. Bazen çok güzel hikayeler olur. Bazen sürprizler olur, kötü sürprizler olur. O yüzden mezhepler de aslında benzer hikayelerdir bu şekilde. O yüzden Mezhep dediğim gibi dinamik yapılardır. Mezhep müntesiplerinin faaliyetleri bazen mezhebi çok geniş kitlelere ulaşan yapı yaparken bazen de daraltabilir.